Herkese merhaba arkadaşlar, yeniden bir sonraki videodan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel gidiyoruz, yavaş yavaş gidiyoruz. Bu konular biraz sıkıntı, farkındayım ama merak etme, doğru yerdesin ve öğreneceksin. Başka çaren yok, öğreneceksin. Tamam. Hocam ne gördüm ben? Benim biraz kafam karıştı diyor olabilirsin. İki şey öğrendin güzel kardeşim. Şimdi yetki bakımından, yetki unsuru bakımından bir idari işlemin tesisine devam ediyoruz. Tamam. Hocam ben burada ne gördüm? Birinci gördüğün şey kişi bakımından yetkisizlik durumu. Kişi bakımından, yani idareye yabancı, tamamen yabancı bir kişi. Deli deli küpeli. Ayırt etme gücü olmayan bir kimse veya da devlet tarafından görevlendirilmemiş olan bir kamu görevlisi bir işlem tesis ettiğinde bu işlemin karşılığı sakatlık durumunun adı yetki gaspı. Yetki gaspı. Karşılığı yokluk. Yetki gaspı, karşılığı yokluk. Koy cebine. Geç. Başka konu yönünden bir yetkisizlik durumu. Yani valinin yerine kaymakam işlem yapıyor, kaymakamın yerine vali işlem yapıyor. X bakanlık bir işlem tesis edecekken Y bakanlık işlem tesis etmiş, Y bakanlığının yapacağı bir görevi X bakanlık yapmış. İkisi de idare. Tamam? Belediye meclisi bir karar alacakken belediye encümeni almış. Belediye encümeni bir karar alacakken belediye meclisi almış. İkisi de idare. İdare, 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 idare. Karşılığı yetki tecavüzü. Yetki tecavüzünün yaptırımı iptal. Tamam. Şimdi iki tane oldu mu? Yetki gaspı, yetki tecavüzü. Üçüncüsü. Eğer ki açık ve bariz bir şekilde sen sorudaki o olayı okuduğunda burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Ya hocam nasıl Bursa valisi Şanlıurfa valisi adına işlem tesis eder? Nasıl Şanlıurfa belediye başkanı Bursa belediye başkanı adına bir işlem tesis eder? Açık bariz bir şekilde yetkisizlik durumu söz konusudur. Diyorsan kardeşim buna diyeceksin ki açık ve bariz yetki tecavüzüdür. Tamam mı? Bunun da karşılığı nedir? Bunun karşılığı yokluktur. O zaman yetki gaspının karşılığı yokluk. Yetki tecavüzünün karşılığı iptal. Ağır ve bariz yetki tecavüzünün karşılığı ise neymiş? Yoklukmuş. Tamam. Şimdi geç bakalım diğerine. Bak, bak. Çıktım ekrandan. Yavaş yavaş gidiyoruz güzel kardeşim. Bak, biraz vaktini alacak bu videolar. Ama sonu çok güzel olacak. Tekrara bile ihtiyaç duymayacaksın. O kadar önemli yerlere değineceğim ki arkasından bir de çıkmış soruları çözeceğim. Tamam. Şimdi hocam yer bakımından yetkisizlik durumu varmış. O nedir? Hocam o da şudur. Bak buraya. Ankara Valiliği, Yozgat Valiliği bir işlem tesis etti. Ne diyeceksin buna? Yer bakımından yetkisizlik. Zaman bakımından bir kamu görevlisine 3 yıl görevlisin dedim. Bir yetki verdim. 3 yıl dolduktan sonra bu yetkiyi kullanabilir mi? Hayır, kullanamaz. Kullanmış. Süresi bitmesine rağmen yetkiyi kullanmışsa ben buna ne diyorum? Yetkisizlik. Ne bakımdan yetkisizlik? Zaman bakımından yetkisizlik. Bu kadar basit. Bak, devam. Yetkide sakatlık halleri. Hocam bunun adı fonksiyon gaspı. Şimdi ben size bu hikayeyi okumadan önce olayı bir anlatayım. Şimdi burada devletin fonksiyonları vardı. Ne fonksiyonu vardı? Yasama fonksiyonu. Yasa yapar. Yargı fonksiyonu. Mahkeme kararları. Bir de idari fonksiyon vardı. İdari işlemlerle idarenin yürütme eylemini yerine getirir. Tamam? Hocam bak eldiveni çıkartıyorum. Bak olay ciddi. Sen şu fonksiyon yani görev gaspını anlarsan diğerlerini pat 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 yapacaksın. Bak. İdare kim? Vali. İdare kim? Kaymakam. İdare kim? Bölge müdürü. Bir kurumun müdürü. Bunlar idare. Tamam? Peki yasama kim? Meclis. Yargı kim? Mahkemeler. Mahkemenin kararları vardır. Yasamanın yaptığı parlamento kararları, şekli kanunlar vardır. Bütçe kanunu mesela gibi kararları vardır. Tamam mı? Bunlar önemlidir. Tamam. Şimdi bak, vali boşanma kararı alabilir mi? Yani iki evli çifti boşayabilir mi? Boşayamaz. Boşadı. Nasıl bir işlem ortaya çıktı?
Fonksiyon gaspı. Diğer adı görev gaspı. Karşılığı yokluk. Vali icra kararı alabilir mi? Kaymakam bir icra kararı alabilir mi? Alamaz. Aldı. Vali yani idare mahkemenin görev alanına girdi mi? Girdi. Nasıl bir tecavüz ortaya çıktı? Nasıl bir sakatlık ortaya çıktı? Fonksiyon gaspı. Diğer adı görev gaspı. Başka. İdare. Yasama adına işlem tesis edebilir mi? Edemez. Vali kanun yaptı. Vali bütçe kanunu hazırladı. Kaymakam savaş ilanına karar verdi. Böyle bir şey yapabilir mi? Yapamaz. RTÜK üyelerini kim seçer? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Vali, İstanbul Valisi dedi ki RTÜK'ün tüm üyelerini ben seçeceğim. Böyle bir işlem yapabilir mi? Yapamaz. Yaptı. Karşılığı yokluk. Bu sakatlığın adı fonksiyon gaspı. Diğer adı görev gaspı. Anladın mı? Lütfen anladım de. Önemli. Lütfen anladım de. Anlamadıysan tekrar anlatacağım. Tabii ki hayır. Hemen geriye al. Sar. Şimdi eldiveni tekrar takıyorum. Olay ciddi. Olay ciddi. Öğrenmen lazım bunu. Şimdi ekrana geliyorum. Şu geyik kısmını bir görüp geçiyoruz. Hocam bu notlar nerede? hukuköğretir.com adresinde. Tamam. Oradan temin edebilirsin. Bak şimdi. İdarenin yasama ve yargı alanına girip işlem tesis etmesi, valinin icra kararı vermesi, valinin boşanma kararı vermesi, vali kimin alanına tecavüz etti? Girdi yargının alanına. Aynı şekilde İçişleri Bakanı'nın belediye başkanını görevden alması. Kim alırdı daimi olarak görevden, geçici olarak görevden alır? İçişleri Bakanı. Daimi görevden alan arkadaşlar Danıştay. Danıştay'dır. Ne oldu? İçişleri Bakanı bir idare. Gitti yargının alanına girdi. Cevabı fonksiyon gaspı. Karşılığı yokluk. Ne yönden bir yetkisizlik durum var? Konu yönünden bir yetkisizlik durumu söz konusu. Devam. İdare yasamanın alanına girdi. Yani vali savaş ilanına karar verdi. Bakan kanun yaptı. Dokunulmazlığın kaldırılması gibi durumlar kimin görevidir? Yasamanın görevidir. Bunları yapacak olan yasamadır. Yargı kararlarını alacak olan yargıdır. İşte idare yargının ve yasamanın görev alanına giriyorsa karşılığı yokluk. Bu sakatlığın adı fonksiyon gaspıdır. Anladın mı güzel kardeşim? Hala anlamadım diyorsan kanala abone olabilir. Kanalları beğenebilir. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Geçtim. Bu videolarla kaymakam olacaksın. Hakim olacaksın. O avukatlık sınavını geçeceksin. Bana güven. Tamam. Rahat ol. Çok temel bilgiler. Çok rahat yapılabilir. Gözünde büyütme. Biraz sonra çıkmış soruları çözeceğim. Oh be diyeceğim. Böyle bir rahatlama çökeceksin. Allah'ım yaptım ya. Yaptım ya diyeceksin. Tamam. Sonra da yorumlardan bana ulaşacaksın. O yorumları şenlendireceksin. Az kaldı. Sabret. İdarenin sonuna doğru geliyoruz. Tamam. Şimdi hocam biraz da bunu tablolar halinde anlatalım. Daha da iyi otursun. Çık ekrandan. Fonksiyon gaspı. İdare kimin adına işlem yaptı? Yasama adına. Kimin adına işlem tesis etti? Yargı adına. İdare hop yasamaya gitti. Hop idare yargıya gitti. İşte bunun adı fonksiyon gaspıdır. Konu yönünden bir yetkisizlik durumu söz konusudur ve karşılığı yokluktur. Tamam. Bu kadar. Zor mu? Zor mu? Değil. Olmaması gerekiyor. Tamam. İşte üniversitede hocam bize böyle öğretmediler. İşte olay bu kadar basit. Üniversitede imkansızı öğretiyorlar. İşte bu kolay olanlar da arada kaynıyor. Bunları yapamıyorsun. Bak yetki gaspı neydi? Yabancı olan bir kişi, ait etme gücü olmayan bir kişi, kanunca görevlendirilmemiş bir kamu görevlisi. Hop geldi. Kimin adına işlem yaptı? İdare adına. Bak bunlar geldi. Bunun adına işlem tesis etti. Cevap yokluk. Yaptırımı yokluk. Ne yönde yetkisizlik? Kişi yönünden. Cevabı ne hocam? Bu sakatlığın adı ne? Yetki gaspı. Gel bakalım diğerine. Memur olmayan bir kişinin memur yetkisini kullanması, Kemal Sunal'ın kaymakam olması, özel hukuk tüzel kişisinin kamulaştırma yapması. Yapabilir mi? Yapamaz. İdareye tamamen yabancı bir kişi geldi idare adına işlem tesis etti. Bitti. Cevap
Yetki gaspı. Gaspı. Karşılığı kişi yönünden yetkisizlik durumudur. Karşılığı yokluk. Tamam. Polis olmayan kişinin üniforma giyerek trafik cezası kesmesi. Trafik cezasını kesen idare adına işlem yapan idareye tamamen yabancı olan bir kişi. Bitti. Şimdi yetki tecavüzü. Anlattığım durumların hepsini biraz önce gördük. Tamam. İşte valinin kaymakam adına karar alması, kaymakamın vali adına karar alması, bir bakanın bir bakana veya aynı organlar arasında yetki sorunu durumu yetki tecavüzünü ortaya çıkartır. Bak şimdi. İdare. Vali kaymakam adına işlem tesis etmesi. Kaymakamın vali adına işlem tesis etmesi. X bakanlığının Y bakanlık adına işlem tesis etmesi. Y bakanlığının X bakanlık adına işlem tesis etmesi. Uzun süredir ekrana gelmedim. Geleyim mi? Tamam. Veya da belediye. Çok iyi gidiyoruz. Hadi. Bak. Belediye meclisinin belediye encümeni adına işlem tesis etmesi. Yetki tecavüzüdür. İkisi de idare. Birbirlerinin görev alanına giriyorlar. Konu yönünden yetkisizlik durumu söz konusudur. Ve karşılığı yokluk değil, iptal edilebilirliktir. Zor mu? Zor mu? Bak, devam edelim. Devam edelim. Ağır ve bariz yetki tecavüzü. Ağır ve bariz yetki tecavüzü. İdarenin yetkisi çerçevesinde olmasına karşın iş bölümü veya yetki bakımından başka bir merci yetkili iken işlem tesis etmesi durumu. Bakan başka bakanlık personelini emekli etmesi. Ağır ve bariz bir yetki tecavüzü vardır burada. Konya Belediye Başkanı Adana Belediye sınırları içerisinde işlem tesis etmesi. Önemli olan şey yetki tecavüzünde yaptırım iptal edilebilirlik iken buradaki yaptırım yokluktur. Tamam. Anladın mı? Konu önemli. Konu önemli. Anlattım. İdare. Yetki tecavüzü. İdare, yargı yasama. Fonksiyon gaspı. İdareye tamamen yabancı bir kişi idare adına işlem tesis ediyor. Yetki gaspı. Bu kadar basit. Hocam sana basit. Hayır, konu basit. Öğren artık şunları. Devam. İdari işlemlerin müeyyidesi. Yetki tecavüzünün karşılığı nedir? İptal. Diğerleri arkadaşlar yokluk. Yetki gaspı, fonksiyon gaspı, ağır ve yetki tecavüzü, konunun imkansızlığı, işlemin emredici hükümlere, ahlaka ve adaba aykırı yapılması, asli şekil şartlarına uyulmaması karşılığı nedir arkadaşlar? Yokluktur. Hocam ben bunların hepsini tek tek ezberleyeceğim mi? Hayır. Neyi ezberleyeceksin? Yetki tecavüzünü. Yetki tecavüzünün karşılığı iptal edilebilirliktir diyeceksin. Diğerleri yokluk diyeceksin. Yukarıda verilenlerden hangisinin yaptırımı yokluk değildir? Bir tane bir şey arayacaksın. Cevap yetki tecavüzü. Bitti. Aşağıda verilenlerden hangisinin karşılığı yokluk değildir? Bir tane bir şey arayacaksın. Nedir? Yetki tecavüzü. Yukarıda verilenlerden hangisinin karşılığı iptal edilebilirlik değildir? Bir taneyi çıkar. Yetki tecavüzü. Diğerlerin hepsine ne diyeceksin? Yokluk diyeceksin. Olay bu kadar basit. Tamam. Şimdi yokluk durumunda ne olacak? Arkadaşlar yokluk durumu hiç doğmamış kabul edilir. Fakat bazen yokluk yaptırımına tabi olan idari işlemin uygulama riski olabilir. Bu durum mahkemece ispatı gerekir. Herhangi bir süreye tabi olmadan hem adli hem de idari yargıda dava açılır. Mahkeme yokluğunu tespit edip esastan reddeder. Uygulanmasında ortaya çıkacak zarar idari yargıda tam yargı davası olarak bu önemli anlatacağım. Haksız bir fiil olduğu adli yargıda dava açılarak ortaya konur. Şimdi ben ne diyorum? Yetki gaspı, fonksiyon gaspı, ağır ve bariz yetki tecavüzünün karşılığı şekil esasına aykırılık, ahlaka, adaba, kanunlara aykırı yapılmış olan bir işlemin karşılığı neymiş kardeşim? Yokluk. Peki bu yokluk da
mahkemece ne yapılması lazım? Tespit edilmesi lazım. Adli yargıda veya idari yargıda dava açıyorsun. Mahkeme bu işi inceliyor. Diyor ki bu işlem yokluktur ve esastan reddediyor. Red kararını almasıyla beraber işlemin yokluk olduğu belgelenmiş oluyor. Tamam. Peki idarenin hukuka uygunluk karinesi vardı. Yani bir işlem tesis ettikten sonra o işlem idari makamlarca ortadan kaldırılmadıkça o işlem ne oluyordu? Hukuka uygunmuş gibi sonuç doğuruyordu. Doğru mu? Doğru. Peki yokluk belgesini alana kadar hukuka uygunmuş gibi sonuç doğuran işlem ortaya bir zarar çıkardığında biz İYÜK'te bunu göreceğiz. İYÜK'te arkadaşlar ben size iki davadan bahsedeceğim. Biri iptal davası önemlidir. Bir diğeri ise arkadaşlar tam yargı davası. Yani idare bir işlem tesis etti. Seni bir zarara uğrattıysa bunun karşılığı o zararın temini adli yargıda tazminat davası. Burada yani İYÜK'te tam yargı davası. Tamam. Bak tekrar söylüyorum. İdare sana bir işlem tesis etti. Bu işlem neticesinde bir zarar ortaya çıktı. Haksız yere seni Antalya'dan Muğla'ya tayinini çıkardı. Ortada bir maliyet, bir evi taşıdın vesaire vesaire gibi bir zarar ortaya çıktı mı? Çıktı. Bu atama hukuka aykırı mı? Hukuka aykırı. Bu işlemi ortadan kaldırdığında ve buradan da efendim evden eve taşıma nakliye ücreti verdin vesaire gibi bu zararları devletten temin etme yolunun adı tazminat davası değil, tam yargı davası. Tamam? Şimdi hocam buraya nerede geldim? Şuradan geldim. İdare yoklukla sonuçlanacak bir işlemi tesis etti. Benim yaptığım işlem de hukuka uygunluk karinesinden dolayı yürürlüğe koydu. Sen de bunun mahkeme tarafından yok hükmündedir belgesini aldıktan sonra eğer ortada bir zarar varsa tam yargı davasıyla çözümlemiyorsun. Yani tam yargı daha istisnadır. İYÜK anlatırken de burayı örnek vereceğim. İstisnadır. Tam yargı davasıyla zararını gidermiyorsun. İdarenin açık bir yokluk varsa ortada, idarenin bir haksız fiil olayı vardır. Haksız fiil neticesinde bir zararını tazmin ediyorsun. Tamam? Yani bu zarar tam yargı davasıyla değildir. Adli yargıda haksız fiil neticesinde ortaya çıkan zararın temin edilmesi yoluyla bu zararını temin ediyorsun. Anladın mı? Var mı bir problem? Yok. Hocam buradan nasıl soru gelecek? Şöyle gelecek. Diyecek ki yokluk durumunda ortaya bir zarar çıktıysa yok kararı alınıncaya kadar bu durum idari yargıda tam yargı davası yoluyla zarar giderilir. Bu ifade yanlıştır. Adli yargıda haksız fiil neticesinde ortaya çıkan bir zarar olarak giderilecektir. Anladın mı güzel kardeşim? Var mı bir problem? Yok. Gel şimdi. Çık ekrandan. Çok konuştum. Geldik. Yetki gaspı, fonksiyon gaspı, ağır ve bariz yetki tecavüzü, konunun imkansızlığı, işlemin emredici ve ahlaka ve adaba aykırı yapılması, asli şekil şartlarına aykırı yapılması, talep ve rızaya bağlı işlemlerde rızanın alınmaması gibi durumlar işlemi yokluğa tabidir. Şimdi geldik ortadan kaldırılmasına. Biri iptal davası, bir diğerisi arkadaşlar geri alma. Bunu da yeni bir videoyla anlatacağım. Video fazla uzamasın. Çık ekrandan. Şimdi beni dinle. Kanala abone değilsen hemen kanala abone ol. Soru çözümleri de buraya yüklenecek. Önemli başlıklardır. Hiç vakit kaybetme. Bir sonrakine geç. Kaçıncı video oldu bilmiyorum. Bir sonrakine geç. Güzel bir iş ortaya çıkıyor. Çok güzel öğreniyorsun. Haydi bakalım. Görüşmek üzere.